Evet, dur, yan tarafa. Evet. Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapan tarihsel emanetimiz Bursa'da partimizi 44 yıl aradan sonra yerel iktidara taşımanın gururu içindeyim. Sırtını Uludağ'a yaslayan, yüzünü Marmara'ya dönen turizm, tarım ve sanayi şehri güzel Bursa'nın yeni dönemde hak ettiği başarılı ve adaletli hizmetlere kavuşacağına olan inancım tamdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ilk ziyaretimde yerel seçimde tarihi bir başarı elde eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'i ve ekibini kutluyor, vatandaşlarımız için yürütecekleri çalışmalarda üstün başarılar diliyorum. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Burada soyadı kanunu gelmiş. Buraya kadar beyler hep geliyor. Evet. Temsilcilerini. Evet. Sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Şeref verdiniz gerçekten. Ve 47 yıl sonra bir başarıyı hep beraber elde ettik. Sizlerin liderliğinde ve örgütümüzün de çalışmasıyla birlikte Bursa halkının da yoğun desteğinde hep beraber bir başarı sağladık ve bu başarının sonucunda da inşallah güzel hizmetleri elde etmek için de bir fırsat bulduk. Bunun için de biz hemen göreve gelirken daha birçok taahhüt ettik, söz verdik, işleri hemen koyulduk. Ama en önemlisi de 1,1 milyon planı devreye soktu ve 2 yıl içerisinde hedef koyduk kendimize. Çünkü 1,1 milyon plan yoktu. Plansız bir kentin devreye yönetilmesi de mümkün değil. Bu anlamda bunu da katılımcılık bir anlayışıyla devam ediyoruz. Bu süreçte yönetiyoruz. Bunun yanında yapmış çok hizmetimizi yine devam ettiriyoruz. Kalan hizmetleri durdurmadan devam ettiriyoruz. İnanıyorum ki il başkanımızla birlikte, yine ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla gayet uyumlu bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Sağ olsun en büyük destekçim tabii ki eşim Sedat Hanım. Onunla zaman zaman tartışıyoruz. Bazı konuları tartışıyoruz derken olumsuz değil. Onları tartışıyoruz. Evet, ona da teşekkür ediyoruz burada. Hem seçimlerin içinde hem sonrasında tabii evden bir destek olunca haliyle sorunların çözüm noktasında da olumlu kararlar oluşuyor. Onun için tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz gerçekten. Özellikle de bu salonda size ağırlamak, genel başkanımızı ağırlamak müthiş bir duygu, müthiş bir bana şu anda farklı bir duyguyu içeren ortam. Sayın Bakanımız da yıllarca da burada bulundu. Daha önce bu binada biz Erdoğan Bilenser döneminde meclis üyeleri o zaman dönemde bu binada meclis yapardık. Daha sonra restorasyon yapıldı. Ama şu anda zaman zaman gelen misafirlerimizi açtığımız bir yer. Ama halkın da gezdiği bir yer olarak değerlendiriyoruz. Onun için de böyle bir duygusal bağ kurduğumuz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Şubat gecesi burada Türkiye'nin milli oyunu zeybektir dediği ve neydi o? Çakal çökerden zeybeğini evet, burada oynadığı salon bu salon. Onun için oturduğu yer de aşağı yukarı sizin oturduğunuz yer. Onun için büyük bir sizi burada ağırlamaktan dolayı tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Aynı duyguları paylaşıyoruz. 47 yıl sonra böyle bir büyük başarıyı hep birlikte elde ettik. Sizin de vurguladığınız gibi
bir başarı bir kişiye ait değil, bir ekibe ait. Hem çok iyi bir adayımız vardı, hem çok motive ve iyi çalışan, adayın arkasında duran bir örgütümüz vardı. Aday hem örgütten hem evden, her yerden çok sağlam bir destek aldı. Öyle olunca da moraller yüksek bir şekilde, kazanacağımızdan son derece emin bir şekilde çok etkili bir kampanya dönemi yürüttük. Zaten insanlar aslında kimi kimleri göndereceğine karar vermişti ama yerine gelecek güçlü bir alternatif arıyordu. Bursa'daki güçlü alternatif Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, sizdiniz. Zaten daha önceki seçimde de çoktan 5 yıl önceden hak edilmiş bir başarıyı bu sefer riske atmadan her iki kişiden birinin oyunu alarak Bursa gibi Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kentte yine bu tarihi binada biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Atatürk'ün resepsiyon verdiği, zeybek oynadığı, balkonundan halka hitap ettiği o tarihi konuşmayı yaptığı bu tarihi binada bulunmak benim için çok büyük bir onur. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı, koltuğun ilk sahibi ve daimi sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vekalet etmek olduğu için son derece anlamlı bir görev. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başkanının Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olması ve bizim bu keyfi birlikte yaşamış olmamız çok önemli. Bursa uzun süredir iyi bir belediyecilik hizmetini özlüyordu. Çağdaş bir belediyecilik hizmetini, eşit bir belediyecilik hizmetini özlüyordu. Halkın belediyesi, halktan yana projelerin hayata geçirileceği bir belediyecilik beklentisi vardı. Zaten sizin önceki dönemlerde Nilüfer'de yaptığınız ve isminizle markalaşmış bir belediyecilik anlayışı da var. Bunu güçlü kadrolarımızla, güçlü örgütümüzle, ilçe belediyelerinde çok önemli belediyeleri birlikte kazandık. Birlikte Bursa Büyükşehir'i de taşıyacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Bize bu duyguyu yaşatan, başta size, belediye meclis üyelerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, sağ yanımızda il başkanımız oturuyor, onun şahsında bütün örgütümüze, milletvekillerimiz var, milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Önceki dönem Sayın Bakanımızın şahsında bütün milletvekillerimizle, bugün de bir aradaydık, yarın da bir arada olacağız. Birlikte, dönem milletvekillerimizle birlikte Bursa'ya en iyi hizmeti yapmak istiyoruz. Bunun için bizim üzerimize ne düşerse yapacağız. Sizin ayrıca bir de Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı göreviniz var. Onu da bir kez daha kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte hem Marmara'da hem bütün belediyelerin bizde olduğu Ege'de, Türkiye'deki 412 belediyede çalışacağız, başaracağız ve bu bize genel iktidarın kapısını aralayacak. Ben bugüne kadarki başarılarınız için tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de sizin şahsınızda hem Cumhuriyet Halk Partili hem hangi partiden seçilirse seçilsin tüm belediye meclis üyelerimize de başarılı bir dönem diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben de başaracağız. Sizlerin liderliğinde sizler yol gösterici olacaksınız. Biz de uygulamacı olacağız. Böylece genel iktidarı hep beraber yakalayacağız. İnşallah. Ben huzurlarınızda tabii dostlarımıza, bize destek olanlara, Bursa halkına, sizin de izninizle de teşekkür ediyorum bizlere sahip çıktıkları için.